Selamünaleyküm arkadaşlar. Gününüz hayırlara vesile olsun. Bugün sizlerle çok güzel bir video yapacağız. Bilgilendirici bir videomuz olacak. Allah'ın izniyle. Gazi kardeşimin yanına geldim arkadaşlar. Bu arabası. Bugün Gazi kardeşimin köpeklerini, kangal köpeklerini ele alacağız arkadaşlar. Kendisi Sivaslı. Kangal köpeklerinde neler, hangi özellikler olmalı? Bazı bilgileri almaya çalışacağız inşallah. Kendisi Sivaslı olduğu için, bir de köpek beslediği için, o köpekleri beslediği için böyle bir bilgilendirici bir video yapmayı kendim açımdan, kanalımız açısından veya sizin açısından güzel bir video olacağını gördüm. Ve yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Umarım ki sizler de beğenirsiniz. Video başlamadan önce arkadaşlar, kanalı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Daha çok güzel videolar paylaşmaya çalışacağım inşallah. Allah sağlık, afiyet, sıhhat, huzur, mutluluk verdikten sonra, huzur verdikten sonra, en önemlisi bunlar arkadaşlar. Ömür verdikten sonra güzel videolar paylaşmaya çalışacağız. Alo. Alo. Bunlar da şeyler arkadaşlar. Ben şu an Gazi kardeşimin yanına gidiyorum. Biliyorsunuz geçenlerde de Gazi kardeşimin yanına geldik böyle. Bir ayda bir videosu 250 bin tıklama aldı. O zaman kuşları çekmiştim arkadaşlar. Bugün bakacağız. İnşallah köpeklerini çekmeye çalışacağım. Bakacağız. Selamünaleyküm. Gazi abi. Evet, köpekleri duydunuz arkadaşlar. Evet, çekimdeyiz ha. Selamünaleyküm. Misafir kabul ediyor musun? Ayıp ediyorum. Hayır, evet. Ben onu yerim seni. Ay. Allah'ım şuna bakın arkadaşlar. Ben dedim, bana bir tane enik ayır. Maşallah. Ya ben arkadaşlar, benim de köpeğim vardı. Ya hem Türkiye'de hem burada. Evet, önce bir şöyle kapatalım. Gazi kardeşim. Abi nasılsın? Nasıl? Vallahi iyiyim, sen nasılsın? Abi çok şükür valla. Ne yapıyorsun? Şunu şu bırakayım. Gel şöyle. Aa, böyle uğraşıyorsun ya. Evet. Çekiyor mu? Ben çekiyorum. Ya, olsun ya. Doğal olacaksın böyle. Bazı arkadaşlar şey oluyor. Böyle panik sıkıntı oluyor. Konuşamıyor. Evet. Ben şunu yerim seni. Vallahi ben seni yerim. Vallahi. Dur lan. Maşallah. Seni yerim lan. Yerim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kangal beni sevdi. Uy. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yerim seni, yerim. Ne istiyorsun? Görüyorsunuz arkadaşlar, çıkmak istiyorum. Pislemiş bir de buraya. Ya Gazi, sen burayı niye temizlemiyorsun? Daha yeni. Evet arkadaşlar, değerli dostlar, güzel insanlar. Gazi kardeşim köpek besliyor. Orijinal kangal. Sivas kangalı besliyor. Bunlar beni tanımıyor arkadaşlar. Ellemeye korkuyorum. Evet arkadaşlar, bu da bana hediye olacak. Erkekmiş lan. Seni yerim. İsmi ne bunun? 50 günlük. İsmi Duman. Maşallah. La havle ve la kuvvete. Arkadaşlar şu köpeğin güzelliğine bakın. Şimdi gelelim. Kaç köpeğin var? 3. 3 tane abi. Bunun ismi ne abi? 12 Yaman abi. Yaman. 7,5 aylık öyle bir şey. 7,5 aylık? Evet, dişi. Dişi mi? Maşallah. Dişi bu kadar büyük mü olur lan? Daha abi nettin, daha güzel olacak. Peki bunun yavrusu mu abi? Yok, yavrusu değil. Aynı damardan. Ellesen bir şey olmaz değil mi? Bir şey yapmazlar, uysallar abi. Gerçekten alıştı bir şey yapmıyorlar hiç. Bir de ben varken abi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah çok güzel. Çok sıkıntı abi, birini sıkıntı yandı. Şimdi bu dişi. Evet abi. Bunu bir arkadaşından aldım. Daha maşallah. 6 aylık oldu. Çok güzel ya. Ama bu biraz kangal değil ya. Ama çok anne kaba. Anne kangal, baba malaklı abi. Maşallah. Gel İbrahim, bak. Şuna bak, gelsin. Abi bırakma. Ellemez.
Ellemez öyle. Ama ya. bana ellemezsin. Ben... Ellemez. Hayat da ellemez. Yok ben namaz kılıyorum. Elbiseler mi şey olmaz. Evet. Bunun ismi de Aslan. Aslan. Abi bu çok büyük. Bir böyle kaldırıp sarılır sarılsana birkaç metre geliyor. Millet bir görsün. Onu kapak yapayım abi. Gel bakayım. Kaldır omuzlarını. Ama biraz huysuz ha. Vallahi mi? Gel. Ulan. Gel. Biraz fazla şey yapmıyor. Bunu buraya salacağım. Maşallah. Çok büyük ya o. Abi daha nettin daha altay olmadı ya. Değil mi? Böyle bir şey olabilir mi ya? Evet. Bir de çok yiyor abi. Çok yiyor. Ne veriyorsun sen bunlara? Vallahi bunlara ayda 2-3 defa tavuk veriyorum. Böyle tavuğun şeyi var abi, midesi. Onu veriyorum, çok güzel oluyor. He. Acayip de yiyorlar vallahi. Daşlık diyorlar ona, evet. Değil mi? Ya daşlık. Ben şunu çok beğendim, şunu. O, küçük, o. Gaz ben bunu alıp götüreceğim. Tamam sen hiçbir şey deme. Canın sağ olsun. Allah razı olsun. Sen öyle dedikten sonra kolum kanadım kırıldı. Ay evet ya ha, sorun değil. Bunu götürürüm bunu. İsmin neydi? İsmin nedir senin? İsmi Duman da değil mi? Evet abi. Maşallah. 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 Seni yerim. Seni yerim lan. Ay arkadaşlar o enik bu kadar tatlı mı olur? Allah aşkına bakın şuna ya. Arkadaşlar artık bundan sonra böyle sevimli hayvanları da kanalımızda paylaşmaya çalışacağız. Nadiren istek üzerine inşallah istek olursa daha çok yapmaya çalışacağız inşallah. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Çünkü kanalımız hayvan kanalı biliyorsunuz. Sadece kuşlardan ibaret olmadığı için. Bugün de Gazi kardeşim beni kabul etti. Allah razı olsun. Şuna da bir bakabilir miyim? Abi onu içeriye koy. Değil mi? Bak ne kadar huysuz olduğunu. Çünkü neden saflangal değil. Görüyorsun değil mi abi? Evet. Dur birazdan zaten sohbet edeceğiz seninle. Evet arkadaşlar köpeklerin hok yerleri yani yerleri, yemek yediği, su içtikleri yerler. 3 tane köpeğim var değil mi şu an? Evet abi. Evet. Dişi bu erkek. Bu erkek. Bu erkek. Bu da erkek. Bu da bu kangal mı? Evet. Saf kangal. Gel. Evet. Arkadaşlar peki Gazi kardeşim sana bir soru. Buyur abi. Bu kangalın fiziksel özelliklerini bize anlatacaksın. Gel bak. Tamam abi. Arkadaşlar bunu öğrensin. Pauza yapalım. Tamam. Arkadaşlar Gazi kardeşimi geçen videolardan izlediniz. İçeri koy bunu. Kapat. Gazi kardeşimi geçen videolardan da gördüğünüz gibi sadece kuş beslemiyor arkadaşlar. Kangalları da var. İsteyene satıyor muyuz abi? Veriyoruz abi. Satabiliriz de. Peki her türlü hayvan yani kangal eline geçebiliyor mu? Evet abi. Türkiye'den ya Sivas'tan çiftlikten getirtebiliyorum. Orijinal çiftlikten evet. Getirtirebiliyorsun. Evet, evet. İsteyene. Evet. 80 tane gancıktan istiyorlar. Senin telefonunu çok istediler. Verebilme imkanımız... Ya verme abi ya. Vermeyeceğim. İstemiyorum tamam. Çünkü... Tamam. Evet çok aynı. Valla gerçekten hayvana değer veren insanlar ya ne bileyim abi ya. Tamam. Her insana da sana ulaşmak isteyen önce benimle konuşsun. Evet, ondan olur. Sonra uygunsa yaparız bir şeyler. Olur abi. Evet. Olur, şimdi Gazi kardeşim. Abi kusura bakma bir diğer bakayım bir de kuş. Bir de kuş havada mı? Olsun. Şimdi Gazi kardeşim. İlk önce bir sen kendin Sivaslısın. Evet abi. Bu Sivas kangalları nasıl oluyor fiziksel olarak yani fiziksel demek dış görünüm. Bak abi mesela yani görebilirsin farkı da görebilirsin. Şunu ele alalım küçüğü. Gel. Duman. Yer. Kafa yapısı. Dur düz. Kafa yapısı düz olacak. Evet abi. Ağız böyle malak gibi şey olmayacak değil mi? Yok abi. Düşmeyecek. Yani yok kibar olacak abi. Ağzı kibar olacak evet. Böyle. Patileri mesela bu şekilde abi görüyorsun değil mi? Patileri evet. Düz bir şekilde abi. Kuyruğu da mesela böyle yani kıvırmalı. Daha bu yani küçük. Tamam da benim bildiğim bak bir... Normalde kuyruğunu tuttun mu
Hani şeyine kadar uzanması lazım abi. Bacağının yani ayağının tam dibine kadar. Tamam da mesela küçükken benim de köpeklerim vardı. Ya bunu mesela biz kuyruğunu ne yapardık biliyor musun? Evet. Biz kuyruğunu böyle bir rolo yapardık yani. Evet. Böyle küçük bir değnek alırdık. Evet. Değnekle çeke 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 böyle rolo yapardık. Yani yuvarlardık. Evet. Köpek de sonunda öyle yuvarlak kaldı. Koyardı. Ya bak mesela şuna bak. Yaman, yaman. Yaman. Gel. Bak abi. Köpek yani. Görüyor musun bak kuyruğunu abi? Evet, kuyruk simit olacak. Evet abi. Peki tüyleri nasıl olur abi? Bu şekilde abi. Bak görüyorsun. Kafa. Kafa yapısı. Evet. Çene yapısı abi. Tamam. Bacakları bak ön tarafa. Bu bir kancık köpek yani. Daha kancık, yedi, evet. 7 aylık yani 7 evet aylık öyle bir şey abi. Tamam. Gel. Tamam. Şimdi abi, gazı kardeşim. Üzerine bunun tüm arka ayaklarındaki tırnaklar. Yok abi. Tırnak mesela kangala özel bir şey değil ya. Önemli değil değil mi? Manaklı kırması mesela onda da var. Normalde gangalda mesela yoktur yani. Özellik olarak kafa yapısı diyorsun. Evet, evet. En önemlisi. Göğüs yapısı abi. Mesela galan böyle inceliyor arkaya doğru. Aslan mesela, gibi. Evet. Kuyruğu abi en çok önem verdiğim benim. Yani kendi şahsıma göre abi. Kibar olması. Peki dişleri? Dişler abi onları vallahi onları benim için önemli değil dişi yani. Büyüklüğü falan yok, filan. Yok öyle bir şey yani yok abi. Benim işte bu özelliği benim için yani bana yeterli olan. Bir de uysal olması mesela. Uysal. Biraz önce gördüğüm videoda evet. Alamadım. Evet. Hiçbir şey yapamıyorum. Isıracak gibi duruyor. Evet. Çünkü yani malaklı kırması yok. Peki bunların boyu ne kadar uzuyor abi? Ne abi, kadar büyürler? Ya, mesela aşırı bu kadar bir şey ya. Fazla da büyümüyor yani. Yani bundan biraz daha. Gelsin, gel. Bak biraz daha abi. Görüyor musun? Bu daha 7 aylık. Bunun bir, yani az bir şey daha tamamdır. Mesela o mesela bunlar gibi iki olacak. Tahminim yani. Niye o çok büyüyor değil mi? 5 aylık abi. Farka bak bunlardan büyük. Evet. Kafa yapısına bak mesela. Kafa yapısı daha yani, büyük. Buraları sallı. Şu anda sallanıyor. Yani belki bir 6 ay sonra temelli sallanacak. Mesela sana gel. Gel kızım gel. Bak abi sen çek. Gel. Çekiyorum abi. Tamam. Çek. Çekme. Şöyle gel. O seni kokuluyor, yabancı olduğunu biliyor şimdi. Gel. Bak farka bak abi. Bak ayaklarında çapuk var abi. Görüyor musun? Görüyorum. Kalınlığına bak. Ayak yapısına, kuyruk yapısına abi. Evet. Gel. İçeri koy da şimdi... Yok, sen erdemezler daha. Şşt, git. İçeri koy da. Tamam hiç çekinme abi ya. Sen... Yok yok çekinme ya, değil de. Ya. Şimdi üzerinde mi? Benim de aynı bak, her gün ne oldu? Değiştiriyorum valla her gün. Boş ver. Her gün kalsın, her sorun gün. Değil. Sorun değil. Ben şu küçüğü ele alsak daha iyi olur yani. Tamam, küçük de. Tam belli değil abi o ya. Olsun. Ama çok çok güzel. Çok ufak. Onu mu alayım? Gel yana getireyim. Gel. Vay maşallah. Arkadaşlar bir bakın. Ya, yerim seni, yerim. Sipariş üzerine geldi Türkiye'de. Maşallah. Dur. Isırsın. Solun dur. Yerim seni. Beni çok sevdi. Vallahi beni sevdi. Gel. Oy. Maşallah. Bak geriye ne abi? Bu siparişlerine geldi çok, abi. Maşallah ya Rabbi. Arkadaş sıkıntı çıkardı. Sıkıntı değil yani böyle ya bu ne diyorlar doğum sendromlu bir arkadaşları var ya. Evet. Onlardanmış ben de telefon olarak anlamadım. Evet. Öyle olduğunu sonra babası aradı böyle. Tamam abi sıkıntı değil dedim. Bakarız dedim. Bir iki arkadaş aradı. Zaten bizim Avrupa'yı biliyorsun abi yüzde yani hepsini demiyorum gerçekten de %50'si beleş abi ya. Evet. Şu hayvana 50 lira vereyim, 100 lira vereyim diye. Olur mu lan? Yani olur mu lan? O benim hediyem oldu. Yani, Allah öyle, Allah. Hiç olmazsa yani, bir dost kazanırsın. Yani, Allah öyle, Allah. 50 euroya 50 euroda gözümüz yok kardeş. Ya bilmedikleri için, hayvanın ne olduğunu bilmedikleri için abi. Kuşun yani belki sanıyorlar güvercin ya diyorum ya arıyorlar güvercinde de hastalığımız var. Ya şimdi bak arkadaşlar arıyor. Ya sokakta güvercin yakaladık. Canlıların mal olarak görülmesine ben biraz karşıyım evet, abi. Evet, evet. Hobi olarak öyle. Seven insana vereceksin. Evet abi. Ben öyle. Ben vermiyorum. Vallahi gerçekten vermiyorum. İşkence eden insanlar var biliyor musun? Biriyle, evet tartıştım biriyle.
Ya işte bir şeyler yapıyordu. Kardeşim köpeğe bakamayacağız lan dedim. Kendine doyuramıyorsun. Köpekle ne yapacaksın dedim. Aynen abi. Abi bunun aşısı, pasaportu, burada cipi, her şey dünyanın parası ya. Evet abi. Biliyorsun ha, güvercinlerden başımızda biliyorsun. Evet. Güvercinleri de yapıyoruz. Bütün ilacını abi. Senede doktoru geliyor ilacına, şununla bununla ama bilmiyorlar. Evet arkadaşlar. 15 dakikamızı doldurduk. Aynen. Gazi kardeşimle biraz sonra ikinci bölümde beraber olacağız. Şimdilik ne yapıyorsun birinci sen? Bölümü ne bitiriyoruz. Kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin desteklerinizi bekliyoruz inşallah. Beraber çok büyük bir kanal olacağız. Size daha güzel videolar çekmeye çalışacağız inşallah. Öyle değil mi Kazi abi? Evet abiciğim. Allah razı olsun.